Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size garip Hicaz makamı, Hicaz ayağını öğretmek istiyorum. Yine sazımızın üzerindeki perdelere dikkat edelim. La, si bemol, do diyez, yarım açarak do diyez alabildiğimiz gibi diğer bütün perdeleri kapatıp, sağ elimizin dört parmağını kapatıp re sesi üflüyormuşuz gibi. Üflediğimizde do diyez sesi yani re bemol sesi elde edebiliriz. La, si, si bemolü üflerken ise daha pes, daha dudağımızı boşaltarak üfleyeceğiz. Si bemol sesini bu şekilde çıkarttıktan sonra do diyez sesini dilerseniz yarım ses, dilerseniz yarım perde yani yarım perdenin yarısına açık, yarısını kapalı tutarak, dilerseniz alttaki dört parmağınızı kapatarak, duruma göre de bunu ayarlayabilirsiniz. Bu sesi elde edebilirsiniz. Şimdi size si bemol sesini nasıl çıkartacağımı gösteriyorum. Daha pes üflüyorum, daha yumuşak üflüyorum. Yani şu değil. Si natürel sesini çıkartmak için dudağımı daha çok sıkıyordum. Si bemol sesi için dudağımı biraz gevşetiyorum. Si bemol sesini çıkartıyorum. Şimdi do diye sesine bakalım. Yarım kapatıyorum perdeyi. Tam kapatırsam, yarım açarsam do diyez. Tam kapatırsam do. Veya alttaki dört parmağı kapatıyorum. Fakat burada yine de dikkat etmemiz gereken, alttaki perdeleri kapatıp bu perdeyi açtığımızda dudağımızı yine si bemol çıkartır gibi baskısını azaltarak üflüyoruz kamışı. Şimdi bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum size.